Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi bu ittifakın bir yerine dahil eder. Çünkü bu seçim... Yani senin soruna da cevap abi. Niye çağırmadılar dedin ya. Bu seçim... Doğru söylüyorsun. Bak, aynı şeyi düşünüyorum. Bak ben. Bu seçim sonuçta herkes açısından bir referandum seçimi olacak. Yani muhalefet bu seçime girip kaybederse seçim sabahı kalkıp ne diyecek? Örnek ben mesela kendimi genel başkanlar yerine koyuyorum. La bu kez de yenilsem kalkıp ne diyeceğim artık? Herhalde artık söyleyecek bir söz bulamazlar, gereğini yaparlar. Ama kazanırlarsa o zaman söyleyecek çok sözleri var. Kazanman için de ittifakı genişletmen lazım. Bu üç parti üçüncü yolu kurdu. Burada kaldı ne kaldı? CHP, Demokrat Parti. HDP ayrı zaten HDP diyor ki ya HDP de şu durumda ya arkadaş ben demokrasi ittifakı kuracağım diyor. Hayır diyorlar sen Millet İttifakı'yla olacaksın. Ya istemiyorum diyor. Hayır başka bir şey soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına ne yazıyoruz? Millet İttifakı. O zaman şey yapar canım ya da Millet İttifakı Demokrat Parti ile girer başka bir şeyle girer. Yalnız ya CHP yani? Demokrat Parti ikisi mi girer? Yalnız HDP da girebilir. Ya Demokrat Parti burada olmaz. Hayır hayır ya CHP ile HDP'nin ittifakı resmi olarak olmaz. Onu bir kere altını çizelim. Anladım güzel kardeşim. Bir matematik hesabı yapıyoruz ya. Bak üçüncü yolu burada bir ayırdın. Üç partiyi. Burada kaldı CHP ve Demokrat Parti. Şurada da HDP var. HDP burada bağımsız girer. Bağımsız girdi bir şekilde girdi. Demokrat Parti de peki gelir. Peki abi nasıl %50+1'i nasıl bulacaksınız ya? Ya onu zaten Metin Özkan bu şu anda bütün ilk turda, Türkiye ilk tura gidildi. Bulamadı. Ya şu dağınık tabloda bulamadı, Cumhur İttifakı kazandı. Döner, Cumhur İttifakı'nı oy verir. Ya o bak benimki sadece bazı anladım, Ankara'daki yok. Kulisler diyorum. Ama bunların hiçbiri de olmayabilir. Barış bu dediği konuşuluyor. Güzel kardeşim ben de Ankara'da duyuyorum. Anlatıyorum bunlar ya bu dediğin afaki şeyler değil. Senin kaynakların ben dahasını söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çok önemli isimler de aynı şeyi söylüyor. İkinci bir ittifak, üçüncü bir yol olabilir. İşte anlaşamadığımız, ikna edemediğimiz. Yani kusura bakmayın da Meral Akşener'e sen Cumhurbaşkanı olamazsın. HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanındaki belli bir kitle size oy vermek istemiyor dediği için gitti Ekrem İmamoğlu. Fatih Sultan Mehmet ilan etti. Yani Kemal Bey'e karşına bunu çıkarırım demeye getiriyor İYİ Parti. Bunları görmezden gelmeyelim. Bunlar Ankara'da konuşuluyor. Hani Barış'ın söylediklerini de desteklemek anlamında söylüyor. Şimdi ama Ankara'da, buradan iktidar çıkmaz o zaman. Ankara'da bak şu 6 partinin bir araya gelip yaptığı toplantının sonuçlarını bir görmek lazım. Evet. Eğer 6 partinin genel başkanı kürsüye çıkar, biz 5 tane madde üzerinde uzlaştık derse o Millet İttifakı'nın sağlıklı bir şekilde seçimlere kadar gideceğini gösterir. O ama bir fotoğraf yok. Olur diyorsun. Ama hayır. Tabii. 6 partinin genel başkanı bu işi sürüncemeye bırakır. Ortak bir metin üzerinde uzlaşmaz. Bunu ya bir deklarasyonla ya da kürsüye çıkıp bir fotoğraf verme şeklinde yapmazsa o zaman demek ki başka arayışlar olabilir. Bu belki de herkes açısından daha faydalı olur. Neden? Ya bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk siyasetine yaptığı en büyük kötülük bütün partilerin birbirini idare etmeye çalışmasıdır. Ne güzel işte ya. Barıştırdı ya. Hayır neyi barıştırdı canım? Siyasette renk bütün kalmadı. Siyasi partiler kutuplaşmayı azalttı. Siyasette, bütün siyasi partiler yer buluyor. Karakter mu? Kalmadı daha siyasette. Güzel demokrasi olur mu ya? Ya siyaset ikiye bölündü. Temsilde adalet dediler, adalet dediler. Şimdi buna adaletsizlik hayır, diyorlar. Hayır hiç değil bak. Bak bir şey söyleyeyim mi? Demokrasi çoğunluk rejimi değildir. Demokrasi azınlıkların yani azınlık derken sayıca azınlık yanlış anlaşılmasın sayıca azınlık olanların haklarının korunduğu bir rejimdir. Öbürü ceberrutluk olur. Ben çoğunluğu aldım istediğim her şeyi yaparım. Şimdi burada neye bölündü? İkiye bölündü. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Ya kardeşim ben bu ülkede %4 oy alıyorsam benim de söz hakkım yok mu? %1 alıyorum benim söz hakkım yok mu? Işte ama ya Cumhur İttifakı'na girmek zorundayım? Ya Millet İttifakı'na girmek zorundayım başarı kazanabilmek için. Demokrasi, bak bu parti ittifaklarının zorunluluğu partilerin siyasi karakterlerini ortadan kaldırdı. Şimdi kendini bir CHP milletvekili yerine koy. Ya arkadaş bir konu konuşacaksın. Önce kendi partini kızdırmayacaksın. Sonra Saadet'i kızdırmayacaksın. Sonra İyi Parti'yi kızdırmayacaksın. Peşinden Demokrat Parti'yi kızdırmayacaksın. Ali Babacan'ı kızdırmayacaksın. Ahmet Davutoğlu'nu kızdırmayacaksın. Artı AKP ve MHP seçmenini işte hepimizi. Bak biz AKP ve MHP seçmenini kızdırmayacaksın. Aynısını
MHP milletvekili için bu yakınlaştırmadır işte. Aynısını. Kavga eden AKP MHP şu anda ya demokrasi tartışma rejimidir. Demokrasi fikirlerin çatışmasının, fikirlerin ama çatışmasının rejimidir. MHP milletvekili olsan şimdi AKP'yi kızdırmayacaksın. Büyük Birlik Partisi'ni idare edeceksin. Artı ittifakı büyütebilmek için İyi Parti'nin tabanına gül atacaksın. Saadetleri, milli görüşleri yanına çekmeye çalışacaksın. Ya böyle bir i̇şte siyaset olur siyaset mu? Siyaset yapılıyor. Ama böyle işte bu siyaset olmuyor o zaman. Herkes gelsin, kimsenin gıkı çıkmasın. Metin Özkan, siyaset demokrasi böyle olmuyor işte. İttifak içindeyken. Bak siyaset nasıl olur biliyor musun? O zaman hepsi tek parti olsun. İttifak içindeyken bile eleştirebiliyor musun? Ya o zaman tek parti olsun. O zaman abi, mesela diyor, Cumhur İttifakı tek parti olsun. Diyor. Adını İttifak değiştirsin. Diyor ki, Cumhur Partisi desin. Nasıl? İttifak ortağınız diyor ki biz müstakiliz diyor. Ya müstakil olması da gerekir zaten. Niye? Müstakil olması hem gerekir. Hem malına hem mıhına ha. Öyle ama müstakil olması gerekir. Arkadaş, o zaman tamam, AKP ile MHP kongre yapsın, birleşme kararı alsın, tamam, tek parti olsun. Niye şikayet ediyorsun? Doğru değil ama siyaseti kimliksizleştiriyor. Ya, Cumhur İttifakı'nın içinde Milliyetçi Hareket Partisi, kendi adıma söylüyorum, itiraz ettiği noktalar Sayın Bahçeli çıkıyor çatır çatır söylüyor mu? Ya da Sayın ya, Cumhurbaşkanı beğenmedi. Bana 5 tane MHP şey milletvekili mu? Sorsan isimlerini söyleyemem ya. İlk kez milletvekillerini, bakanları tanımadığımız bir dönemdeyiz ya. Nerede eskinin renkli milletvekilleri, eskinin tartışma yaratan milletvekilleri? Nerede Resul Bey bir çıkacak, bir laiklik çıkışı yapacak ya, milletvekili? Resul Bey buradan da merak etme. Duruma müdahale ediyor. Gerçekten. Elhamdülillah. Ya bütün ben milletvekili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Gerçekten bak, çok yutkunuyorlar. Ama çok güzel bir benzetme. Sana bir şey söyleyeyim mi? Nur içinde yatsın. Çok da severdim. Sen kamer herkes genç. Kamer genç olsun evet. istiyorsun. Ya Kamer Genç renkli bir kişilikti. Anladım. Kamer Genç bugün olmuyor olsaydı abi, rahmetli olmuyor. 50 tane adamı idare etmek zorunda kalacaktı. Tabii. Meral Hanım'ı mı idare etsin? Temel Karamollaoğlu'nu mu idare etsin? Ahmet Davutoğlu'nu mu idare etsin? Hangi birini idare etsin? Ya böyle bir siyaset olmaz. Gerçekten olmaz. Bu Türk demokrasisine yapılmış en büyük kötülüktür. Bırakın kardeşim herkes kendi renkleriyle yarışsın. Herkes kendi fikirleriyle çıksın ortaya. 50 tane adamı idare etmek zorundasın. İşte renkleri göreceğiz şimdi o altı partinin rengini göreceğiz. Renkleri ya onlar temel konularda uzlaşıyorlar. Oraya gelince ya onlar. Temel konularda ya hemen, uzlaşır. Hemen kıvır. Ya sen hemen şimdi AKP'nin her yaptığını onaylıyor musun? Onaylamadığım şeyleri burada çatır çatır milletvekili söylüyorum. Milletvekili olsan mecbur onaylıyorum diyeceksin. Yo niye? Ne diyeceksin yoksa öbür türlü parti ya, suçu işleyip hemen atarlar seni. Başka bir şey söylüyorum. Bak, şu anda sen bağımsızsın onun için rahat diyorum konuşuyorsun. Diyorum ki milletvekilini de bırak. Genel başkan zaten genel başkanlar bunları yapıyor diyorum. Ama bu işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 50.1. Ama bir yerde de orta yolu bulmak için bir adım da sen atacaksın siyaseti bazen de. Siyaseti renksizleştirdi, kimliksizleştirdi. Ne yazık ki öyle. Ne yazık ki öyle. Böyle acı bir tablo var Türkiye'de. Güzel, ya şu televizyonlarda sizin de hoşunuza gidiyor da ya itiraf hiç edemiyorsunuz. Hiç hoşuma ya, gitmiyor. Ben ilk günden beri itiraz ediyorum. Çok i̇lk hoşunuza günden gidiyor beri. Çok. Bütün değiştirmezsiniz de. Bütün komisyon görüşmelerine katılın. İttifak kurmayın kardeşim. Tek başınıza da birinci parti. Zorunluluk dayattınız ama. Dayatması canım. Büyüyün. %25'in üstüne çıkın. Ya Resul Bey %50'yi niye almak zorunda olsun bir parti? 25'le de yönetebilirsin. Bu ülkede %21'le yönetti Demokratik Sol Parti. 18'le dönemlerde yönetti. Türkiye hep zarar etti. Ama siz diyorsunuz ki herkes o zaman ya Cumhur İttifakı'na girsin ya Millet İttifakı'na girsin. Ama oraya geliyor bu sistem. CHP çalışsın %50'ye hedef koysun ya. Çalışır. CHP zaten her gün milletvekilleri sokakta her gün geziyorlar. Kemal Bey'in son zamanlarda söylediği çok sık bir cümle var. Dikkat ettiniz mi? Ne o? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında diyor. Bak grup konuşmaları. Bakın. Hı hı. Ben özellikle dikkat ettim. Konuşma metninde 6 yerde aynı vurguyu yaptı. 6 kez saydım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında derken. İddia koyuyor ne desin canım? Anladım güzel arkadaş. İttifaktan şikayet ediyorsun. Adam bireysel konuşuyor. Bireysel konuşmuyor. Peki, partinin genel başkanı ne yapacak yani ne desin? Hayır, o Millet İttifakı'nın iktidarı oluyor. Ya arkadaş sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kendi programını uygulamak isteyen bir parti. İşte demek ki isteyen o ittifak içinde herkes kendi fikrini söylüyor. Hiç öyle bir şey olmuyor. Meral Akşener ben başbakan şey olacağım olmuyor. Diyor. Ana bak, muhalefet bugün, partisi olacağım diyor. Bugün, öbürü başka bir şey diyor. Bak, ya bir şey söyleyeyim mi? Bugün CHP milletvekilleri içinde bir oylama yapsan CHP milletvekillerinin %75'i HDP'de mutlaka bu ittifakın içinde yer alsın. Der. Doğru, görünüyor dışarıda. Hayır zaten. Bu gizli saklı bir şey değil ki ya. Evet. Ya siz HDP'yi gerçekten ittifakın böyle şeytanlaştırarak arkadaş hakikaten şeytanlaştırmıyoruz. Şeytanlaştırıyorsunuz ama yani HDP ya şeytanın kendisi HDP ya. Bak seçmeni ayır. Ha. Seçmenin üstündeki milletvekilleri ya şimdi
Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilsin. 6,5 milyon oy alıyor bu parti ya. Bak bir dakika ya. Sen bir Atatürkçü bir partidesin. Anayasanın ilk 4 maddesi kaldırılsın dediği zaman HDP milletvekiline gık çıkarmıyorsun. Burada Resul Tosun'a yükleniyorsun. Bir dakika, adil ol. Adil ol. Bak. Resul Bey, ona da lafını söyle, ona da. Söylüyorum iki, ben, söylüyorum. Kendi içindeki milletvekili. Ben söylüyorum, HDP'liler en çok ben eleştiriyorum. Atatürk'ün merak etme. Bir icraatı, bir dakika ya, sesimi yükseltmeyin. Şey mi, Dersim, biz mi kaldırdık? Dersim, yani. Dersim katliamını unutmadık dediğine de laf söyle. Yanlış. Orhan tamam Sarıbalı yanlış yaptı. Anıtkabir yıkılsın diye ne de laf söyle ya arkadaş. Ya söylüyorum arkadaş, ben hepsini söylerim. Geçin beni, beni hiç yargılama. Kimse? Ben ya hepsini Barış, söylerim Metin Özkan. Seni, senin anlamında söylemiyorum. Ha, genel Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyorsun ki %80'i bunu ister, kötü bir şey değil. HDP'yi şeytanlaştırma. HDP şeytanın, HDP'yi yönetenler şeytanın ağababası. Bak orada kardeş, yapması gereken ne diyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi kurucu iradedir, kucaklayıcı irade olmak zorundadır. Bu ülkenin hiçbir vatandaşını Cumhuriyet Halk Partisi dışlayamaz. Dışlarsa yanlış kardeş, yapar. Kardeş, vatandaşı dışlamıyoruz. Ama bak, yani bak şimdi bak, HDP yönetimi... Anıtkabir yıkılsın diyen adamı ya dışlarım. Ya yanlış, ne işi var o adamın? Bak, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ilk günden beri faşisttir diyen adamı dışlarım. Ben bunu kucaklamam. Kucaklarsam da yani atarım onu kucaktan. Bak, siyaset yaptığında sonuçta bazı dengeleri göz önüne almak zorundasın. Ben o Murat Çepni'nin sözlerine de katılmıyorum ayrıca. Murat Çepni yani ezbere konuşmuş. Ya anladım, Cumhuriyet'in, ben de onu diyorum güzel Cumhuriyet kardeşim. O şekilde sen zaten şimdi HDP'yi şeytanlaştırıyorsun derken ben bunları göz önüne getirdiğim zaman ya hiçbir HDP yöneticisinin ya da milletvekilinin ağzından Allah aşkına bak rica ediyorum duyduysanız söyleyin, cahilliğimi gidereyim. Bu ülkeyi böldürmeyiz. Bu vatanı böldürmeyiz. Bu millete laf söyletmeyiz. Diyen bir tane adam ya Kürt sorunu Kürtlerin temsilcisiyim. Sen nerede temsilcisin? O zaman Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlerin temsilcisi değil. MHP Kürtlerin temsilcisi değil. Ya arkadaş Kürt Türk ya bölmeden ya. Biz hepsinin temsilcisiyiz siyaseti, abi. Siyaseti, bir Kürt kardeşimizi de kaybetmek gibi lüksümüz yok. Dinsel ve kimlik üzerinden çıkartmak lazım. Bu bak orası bir çıkmaz sokaktır. Orası bir çıkmaz sokak. İşte bizim şeytanlar, şeytan dediğimiz bunlar yani, abi yani bak, sen sürekli götürüp bir de bunu seçmene indirme, bak, burada yanlış yaparsın. Biliyor musun? Siyasetçi birleştiren, bütünleştiren insandır. 6,5 milyon oy almış bir partiyi ve onun tabanını dışlarsan taban Türkiye'ye yok, taban yok, yapmazsın. Taban yok. Hemen bak yine oraya indirdin. Aynı. Ya ama oraya geliyor.